Peki kabızlık sorunu yaşamamak için nelere dikkat etmek gerekiyor, neler tüketmeliyiz? Evet, bu dönemde gerçekten kabızlık sorunu daha fazla yaşanabiliyor. Kişi eğer ki bir kabızlık sorunu mevcut ise öncelikle bakması gerekiyor. Bir kabızlık sorunu daha önceden var mıydı veya ne kadar süredir var? Eğer ki kronik dediğimiz yani çok uzun süreden beri süren bir kabızlık problemi ise mutlaka kişiyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer ki az mı su içmiş, hareketi nasıl, fiziksel aktivite durumu, beslenmesi nasıl, az lifli mi, az posalı mı besleniyor? Eğer ki çözüm bulamamış ise mutlaka bir hekime danışmalı öncelikle. Ramazan anlamında evet aç kaldığımız için kabızlık sorunları daha fazla görülüyor. Bunu da biraz daha sebze yemeklerine ağırlık vererek, ara öğünlerimizde kefir tüketerek çözebiliriz.